Herkese merhabalar. Değerli arkadaşlar, YouTube Üniversitesi'ne kanalımıza hoş geldiniz. Bugün anayasa hukukuna giriş dersimizin 9. hafta dersini, 9. ünitesini ele almak üzere birlikteyiz. Bugün demokrasi üzerine konuşacağız. Demokrasinin çeşitleri nelerdir? Demokrasi teorileri çerçevesinde doğrudan demokrasi, temsili demokrasi ve yar doğrudan demokrasi gibi farklı demokrasi uygulamaları üzerinden konumuzu ele almaya çalışacağız. Hemen ekranımı sizde, sizlere paylaşıyorum. Evet, değerli öğrenciler, sevgili arkadaşlar. E, demokrasi dedik. E, demokrasi teorileri e, normatif ve ampirik demokrasi olmak üzere e, ikiye ayrılıyor. Yine bugün işleyeceğimiz diğer konular doğrudan, yarı doğrudan ve temsil demokrasi konuları hemen konumuza geçelim. Demokrasi teorilerini biz e, öncelikle normatif e, demokrasi teorisi, e, olarak ele alıyoruz. Birincisi bu yani. Buradan başlayalım. Normatif demokrasi teorisi demokrasiyi sözlük anlamından hareketle ele alıyor, tanımlıyor. Demokrasi bildiğiniz gibi eski Yunanca'da halk anlamına gelen demos ve yönetmek yani en klasik tanımı bu. Yönetmek anlamına gelen kretenin, e, sözcüklerinin sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuş. Bu anlamıyla ne, e, ne ifade ediyor bize? Halkın yönetimini ifade ediyor. Abraham Lincoln'un meşhur bir sözü var biliyorsunuz. Halkın halk tarafından halk için yönetimi olarak tanımlıyor demokrasiyi Lincoln. Eski Amerika başkanlarından. Normatif anlamda demokrasi bir ideali, bir bir olması gerekeni yansıtıyor. Bu anlamda baktığımızda normatif anlamda demokrasi demokratik rejimlerin ulaşmayı düşledikleri, hayal ettikleri bir idealden başka bir şey değildir dememiz mümkün arkadaşlar. Normatif teori, e, demokrasi teorisinin yanında bir de ampirik yani uygulamaya ilişkin, e, pratik, pratiğe ilişkin demokrasi teorisi var. Burada da ampirik demokrasi teorisini biz ideal anlamda demokrasi değil, bu ideale kaba taksak aşağı yukarı yaklaşan gerçek demokrasileri esas alıyoruz. Demokrasinin tanımı konusunda olması gerekene değil, olana bakmamız daha mantıklı real görünüyor. Demokratik olarak kabul edilen mevcut rejimlerin ortak özellikler neler neler olduğundan e, hareketle bunu e, daha somut bir şekilde ele alabiliriz. Bu tür demokratik rejimlerin özelliği arkadaşlar tam bir demokratik duyarlılık değil nispeten çokça bir yurttaş grubunun uzun bir zaman boyunca arzularına cevap verilmesi verebilmesi anlamında ifade ediliyor. Hemen gelelim ampirik yani uygulamaya yönelik pratik demokrasinin şartları nelerdir? Nispeten çokça sayıda yurttaş grubunun uzun bir zaman boyunca arzularına cevap verebilen rejimlerin ortak özelliklerini yani ampirik demokrasinin şartlarını biz şu şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. İlk şartı ampirik demokrasinin etkin siyasal makamların seçimle belirlenmesi. Etkin siyasal makamların seçimle belirlenmesi. İkinci şart seçimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanabilmesi. Yine seçimlerin serbestçe yapılabiliyor olması. Birden çok siyasal partinin bu yapılan seçimlere katılabiliyor olması. Muhalefetin iktidar olma şansının mevcut olması. E, teorik olarak temel kamu hakları tanınmış ve güvence altına alınmış olmalıdır. Bu altı şart arkadaşlar, ampirik demokrasinin temel şartları olarak e, ortaya çıkmış. Burada bu saydığımız altı şartı kısa kısa içeriğine de bakmak mümkün. Etkin siyasal makamların seçimle iş başına gelmesi demek. E, etkin siyasal makamların halk tarafından seçilme belirlenebilmesi anlamına geliyor. Örneğin İngiltere'de kral ve veya kraliçe seçimle iş başına gelmez. Ancak İngiltere'de krallık makamı, taç etkin bir siyasal makam değildir. Ama onun dışında başbakan, bakanlar kurulu bunlar etkin makamlar olduğu için bunlar seçimle göreve gelirler. Diğer şart olan seçimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanması da etkin siyasal makamları belirlemek için yapılan seçimlerin düzenli aralıklarla artık anayasada yasada nasıl öngörülmüşse 4 yıl, 5 yıl neyse ona göre tekrarlanmasını e, gerektiriyor. Çünkü demokrasi iktidara sadece seçimle gelmeyi değil, iktidardan seçimle gitmeyi de öngörüyor arkadaşlar. Bu bahsettiğimiz seçimlerin serbest olması da önemli. Seçimlerin bir anlam ifade edebilmesi için ne yapmak gerekiyor? Bu seçimlerin serbest ve adil olması gerekiyor. E, hile oyun e, olmaması gerekiyor. Yani bir takım müdahaleler olmaması gerekiyor. Bunun için ise seçimlerde genel oy, eşit oy, gizli oy, açık sayı ilkelerinin uygulanması söz konusu. Yine birden çok siyasal partinin var olması ve muhalefetin iktidar olma şansının mevcut olması, temel hukuk, e, kamu, e, kamu hakları tanınmış ve güvence altına alınmış olması da bu anlamda diğer e, üç şartını ampirik demokrasinin, Oluşturuyor arkadaşlar gördünüz mü Burada bahsettiğimiz altı şart demokrasinin vazgeçilmez şartları yani minimal olmazsa olmaz şartlarıdır. Dünyada bu altı basit şartı ikinci dünya savaşından bu yana kesintisiz olarak yerine getirebilmeyi başarabilmiş sadece 21 ülke mevcut arkadaşlar. Arend Lipartın tespitlerine göre bu ülkeler şunlardır: Almanya Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Lüksemburg, Norveç, Yeni Zelanda. Yine part yukarıda bu 21 ülkeye ilave olarak arkadaşlar 1999 yılında 15 ülkeyi daha bunlara demokrasi olarak kabul etmiş ve incelemeye almış. Bunu ülkelerde, Costa Rica, Kolombiya, Venezuela, Trinidad, Tobago, Jamaika, Botswana, Barbados, Malta, Bahama, Yunanistan, Mauritius, Portekiz, Hindistan, Papua Yeni ve İspanya olarak ifade ediliyor. 21 artı 15. Evet, hemen gelelim. E, çoğunlukçu demokrasi ve çoğulcu demokrasi. Ya bunlar yanlış anlaşılabiliyor, birbirine karıştırılabiliyor zaman zaman. Bakalım, e, ne ifade ediyor bu kavramlara kıs kısa bakalım. Çoğunlukçu demokrasi anlayışı arkadaşlar. Çoğunlukçu demokrasi veya mutlak demokrasi anlayışı çoğunluk prensibine dayanıyor. Yani seçimlerde çoğunluğu elde eden her şeyi yapmaya hak kazanır gibi bir yanlış yaklaşım bu. Çoğunluk prensibi şu iki önermeyle özetlenebilir. Devlet halkın çoğunluğunun iradesine göre yönetilmelidir ve çoğunluğun kararı her şeyinden her şeyin üstündedir. Bu anlayış aslında çoğunluğun yönetme hakkı mutlaktır. Ve yönetme hakkı hak azınlık hakları, kuvvetler ayrılığı, çift meclis sistemi, kanunların yargısal denetimi gibi kavram ve kurumlarla sınırlandırılmamalıdır fikrini ifade ediyor. Bir de çoğulcu demokrasi anlayışı var. Pluralist yaklaşım. Burada da sınırlı bir demokrasi. Den bahsediyoruz. Toplumun çoğunluk tarafından yönetileceği düşüncesini reddetmez ama çoğunluğun yönetim hakkının azınlığın temel haklarıyla sınırı olduğunu savunur. Bu anlayışa göre bugünün azınlığının yarın çoğunluk haline gelme hakkı vardır. Çoğunluk başta bu hak olma üzere azınlığın temel hak ve özgürlüklerine saygı göstermek zorundadır. Burada gördüğünüz gibi çoğunlukçu demokrasi biraz sorunlu bir e, işleyiş yapılanma çünkü çoğunluğun diktatörlüğüne dönüşme ihtimali var. Azınlığın e, yani veya muhalefetin e, haklarına tecavüz olduğu zaman bu demokrasi olmuş olmuyor. Onun yerine çoğulcu demokrasinin daha mantıklı bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Egemenliğin kullanması bakımından biz e, demokrasileri bazı türlere e, ayırıyoruz arkadaşlar. Bazı biçimlere ayırıyoruz. Bunlar doğrudan demokrasi, temsili demokrasi ve yarı doğrudan demokrasi olarak ifade edilebilir. Doğrudan demokrasi, eski Yunan'daki, İsviçre'nin bazı kantonlarındaki, Glarus, Appenzell gibi kantonlardaki uygulamalar örnek olarak verilebilir. Köken olarak doğrudan demokrasi, halk egemenliği ve egemenliğin devredilmezliği teorisine dayanıyor. Temsili demokrasi ise yine Almanya, İngiltere, Türkiye, Japonya, ABD, Hollanda gibi örnekler de mevcut. Kökeni ise e, temsili demokrasinin milli egemenlik teorisidir. Burada bazı ilkeler mevcut. Temsili vekalet ilkesi, bütün milletin temsili ilkesi, emredici vekaleti yasağı ve azil yasağı gibi e, temsili demokrasinin bazı ilkelerle ifade edildiğini söyleyebiliriz. Yarı doğrudan demokrasi de ise, İsviçre, İtalya gibi örnekler verilebilir. Burada da bir takım araçlar kullandığını görüyoruz. Nedir onlar? Referandum, halk vetosu, halk teşebbüsü ve temsilcilerin azli gibi. Şimdi hızlıca bunları kısa kısa bakalım. Doğrudan demokrasinin tanımını şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Halkın egemenliğini bizzat ve doğrudan olarak doğrudan, doğrudan doğruya kullandığı demokrasi tipine biz doğrudan demokrasi diyoruz. Doğrudan demokraside devlet için gerekli bütün kararlar yurttaşlar topluluğu tarafından aracısız ve temsilcisiz olarak bizzat alınıyor. Yurttaşlar yaşama, yasamaya, yürütmeye, adalete, dış siyasete vakla gelebilecek her türlü kamusal konularda karar verirler. Doğrudan demokrasi sisteminde ne parlamento, ne hükümet, ne de yargı organı vardır. Yöneticiler bizzat yönetilenlerdir. Yani doğrudan demokrasi halkın halk tarafından yönetilmesini ifade eder. Tabii bunun ütopik bir şey olduğunu demokrasi düşüncesi açısından <laughs> uygulanabilir olmadığını herhalde e, mantık olarak çıkarabiliyoruz. Doğrudan demokrasi ile ilgili eski Yunan'da eklesiya dediğimiz eski Yunan'da ve yine bugün İsviçre'nin bazı kantonlarındaki örnekler var. E, bu Yunanistan'daki e, örnekte sitede yani şehir devletinde yaşayan vatandaşlar agora veya forum denen bir meydanda toplanır. Bu şekilde oluşan eklesiya denen meclis Kanunlara oylar, savaşa ve barışa karar verir, hakimleri atar, siyasal davalara bakar idi. Yani böyle bir uygulaması var. Yine İsviçre'deki e, Lanskijmein -Lans e, kantondaki uygulamaya baktığımızda ise burada da İsviçre'nin e, bu kantonlarında e, e, uygulanıyor bu doğrudan demokrasi. E, yakın zamana kadar başka kantonlarda da vardı ama giderek sayıları azalıyor. Eee burada da eee işte yakın tarihlerde eee 1997, 1998 tarihlerinde bunların bir kısmının kaldırıldığını görüyoruz. Evet, İsviçre'den bahsettiğimiz kantondan bir görünüm, toplantı halinde yönetilenler, dolayısıyla yönetenler. Evet, doğrudan demokrasi sistem arkadaşlar teorik olarak halk egemenliği teorisine dayanıyor. Halk egemenliği teorisinde Rousseau'nun Sosyal Sözleşme Doktoru'na e, istinad ediyor. Rusya'ya göre e, egemenlik halktadır ve başkasına da devredilemez. Diğer yandan Rusya'ya Rusya ya göre egemenlik temsil de edilemez. Yani o bayağı bir zorlaştırıyor Rusya işi gördüğünüz gibi. Ünlü düşünüre göre milletvekilleri milletin temsilcisi değildirler ve olamazlar. Olsa olsa geçici işlerin görevlileri olabilirler. Yani gerçek yönetici halktır diyor. Görüldüğü gibi halk egemenliği teorisi temsili demokrasiyi reddeder. Onun yerine doğrudan demokrasiyi savunuyor arkadaşlar. Gelelim temsili demokrasiye. Hemen tanımından yine hareket edelim. Halkın egemenliğini kendi seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı demokrasi tipine biz temsili demokrasi adını veriyoruz. Temsili demokraside temsilci denen kişileri halk seçmekte ve bu kişiler ise egemenliği kendi adlarına değil halk adına kullanmaktalar. Temsili demokraside egemenliğin sahibi ile kullanıcı arasında bir ayrım vardır. Egemenliğin sahibi millettir. Egemenliğin kullanıcısı ise halkın seçtiği temsilcilerdir. Millet sahibi olduğu egemenliğin kendisini değil, kullanım hakkını temsilcilerini devretmektedir mantık olarak. Kısacası temsili demokrasi de egemenliğin devri değil, egemenliğin kullanmasının devri nedir arkadaşlar? Söz konusudur. Bu şu anlama geliyor. Bir yandan devlet millet sahip olduğu egemenliği bizzat kullanamaz. Diğer yandan temsilcilerin kullandığı egemenlik kendilerine ait değildir. Millete aittir. Temsilciler bu egemenliği milletin nam ve hesabına kullanırlar. Tarihi kökeni temsili demokrasinin milli egemenlik ilkesidir. Temsili demokrasi sistemi teorik olarak demek ki milli egemenlik teorisine dayanıyor imiş. Niye? Çünkü millet kendisini oluşturan bireylerin dışında soyut bir varlık olduğunu ve keza sadece bugün kuşaklar değil, önceki ve gelecek kuşakları da kapsadığına göre milletin kendi adına konuşacak temsilcilere ihtiyacı vardır mantığından hareket ediyoruz. Temsil kavramının siyasal alana e, uygulanması sonucu millet, e, milleti temsil olan kişi halkın seçtiği kişilerde temsilci olarak kabul edilmiş oluyor. Yani bir tarafta millet var, temsil olunan kişiler. Diğer tarafta da halkın seçtiği kişiler var. Bunlar da temsilci. O zaman temsili demokraside halkın seçtiği temsilcinin iradesi milletin iradesi yerine geçer demek mümkün. Temsilcinin istediği şey milletin e, istediği şey gibi burada algılanıyor. Keza temsilcilerin yaptığı işlemler kendi adlarına değil, temsil ettikleri milletin nam ve hesabına hüküm ve sonuç doğurmaktalar sonuç olarak. Burada temsili demokraside arkadaşlar millet ile temsilcileri arasındaki ilişkinin hukuki niteliğine bakacak olursak burada emredici vekalet teorisi karşımıza çıkıyor. Şudur milletvekili ile milletvekilini seçen seçim çevresindeki seçmenler arasında bir çeşit vekalet sözleşmesi yapıldığı burada varsayılıyor. Milletvekili yetkilerini bu vekaletten almaktadır. Bir milletvekilini seçerek belli bir seçim çevresinin seçmenleri ne yapıyorlar? o milletvekiline parlamentoda kendi nam ve hesaplarına hareket etme yetkisini vermiş oluyor. Emredici vekaletimiz e, bazı özellikler aracılığıyla tanıyoruz. Bazı özelliklere sahip yani. Bunlardan birincisi emir ve talimat verme yetkisini içeriyor. Vekalet yetkisini aşma yasağı söz konusu bunun kullanımı ile ilgili. Azil yetkisi var. Hesap verme zorunluluğu söz konusu. Vekilin sorumluluğu ilkesi geçerli. Milletvekilinin maaşının seçmenler tarafından ödenmesi gibi bir uygulamada var. Bir de temsili vekalet yani emredici vekalet teorisinin karşısında bir de temsili vekalet teorisi var arkadaşlar. Burada millet ile milletvekilleri arasında ilişki tamamen bir vekalet ilişkisi olarak tanımlanıyor. Ancak bu vekalet siyasal nitelikte bir vekalet vekalettir ve hukuktaki vekaletten birçok bakımdan farklıdır. Temsili vekaletin başlıca özelliklerini ise şu şekilde sayabiliriz. Bütün milletin temsili ilkesi söz konusu. Kolektif yani ortaklaşa vekalet ilkesi söz konusu. Yani tek tek milletvekillerine değil, milletvekillerinin bütününe verilmiş bir vekaletten bahsediyoruz. Yine genel vekalettir bu vekaletin türü. Emredici vekalet yasağı var, azil yasağı var, sorumsuzluk, serbestlik, milletvekillerinin maaşlarının genel bütçeden ödenmesi gibi özellikler de temsili vekalet teorisinin özelliklerini, niteliklerini bize ifade ediyor. Gelelim yarı doğrudan demokrasi arkadaşlar. Öncelikle tanımdan başlayalım. Yarı doğrudan demokrasi egemenliğin kullanmasının halk ile temsilcileri arasında paylaştırıldığı demokrasi tipini anlatıyor bize. Yarı doğrudan demokrasi, temsili demokrasi ile doğrudan demokrasinin adından anlaşıl anlaşılacak üzere bir bileşimi, karışımı olarak ifade edilebilir. Yarı doğrudan demokrasi sisteminde egemenliğin kullanımı esasen halkın seçtiği temsilcilere verilmiştir. Ancak bazı durumlarda referandumu gibi bazı araçlarla seçmenler de egemenliğin kullanmasına doğrudan doğruya katılırlar. Bu bakımdan e, yarı doğrudan demokrasi temelde bir temsili demokrasi olarak ifade edilebilir ancak bu tür temsili demokraside seçmenler zaman zaman egemenliğin kullanılmasına doğrudan doğruya katılabilmektedirler. Yine yarı doğrudan demokrasi ile ilgili diyebiliriz ki halkın ege, halkın egemenliğin kullanılmasına zaman zaman doğrudan doğruya katılabildiği bir temsili demokrasi türü çeşidi olarak da ifade edilebilir. yarı doğrudan demokrasi. Peki yarı doğrudan demokraside kullanılan araçlar nelerdir? dört tane arkadaşlar aracımız referandum, halk vetosu, halk teşebbüsü ve temsilcilerin azli olma üzere referandum dediğimizde ne anlıyoruz? Parlamento tarafından kabul edilen veya kabul edilecek olan bir kanun metninin halkın onayına sunulması referandumu bazı çeşitleri ayırıyoruz zaman bakımından, bağlayıcılık bakımından, başvuruluşu bakımından ve konulara bakımından e, bunları çeşitlere ayırabiliyoruz. Bunlar her biri de kendi içerisinde ikiye ayrılıyor çeşitli olarak. Diğer bir araç ise halk vetosu arkadaşlar. Bundan da şunu kastediyoruz. Parlamento tarafından usulüne uygun olarak kabul edilen kanunun e, halk inisiyatifi ile düzenlenen bir referandum neticesinde reddedilerek eee yürürlüğe girmesinin engellenmesini ifade ediyor. Halk vetosu bu iki aşamada gerçekleşiyor. Birinci aşamada kanun kabul, kanunun kabulü parlamento tarafından kabul edilmesine itibaren belli bir süre içinde oluyor. Bir de e, e, bu oylamada seçmenlerin çoğunluğu kanuna karşı oy kullanırlarsa parlamento tarafından kabul edilmiş kanun artık yürürlüğe giremiyor, hükümsüz kalıyor. Yani halk tarafından evet oy edilmiş oluyor. Örneğin İsviçre Anayasası, bununla ilgili bir örnek verecek olursak, İsviçre Anayasası'na göre kanunların kabul edilmesine itibaren 90 gün içinde 50 bin seçmen isterse kanuna karşı referandum düzenleyebilirler. Halk teşebbüsü de buna biraz benziyor. Belli sayıda seçmen kendi aralarında imza toplayarak belli bir konu, konunun kanunlaştırılmasını, kanun çıkarılmasını isterler. Toplanılan imza sayısı anayasa tarafından belirlenen sayıya ulaşırsa parlamento onların istediği kanunu müzakere etmek zorundadır. Yani bu usulde halk kanun teklifinde bulunmuş oluyor. Bu da güzel bir yöntem bence. Halk teşebbüsü, tasarsız teşebbüs ve tasarlı teşebbüs olmak üzere ikiye ayrılıyor. Buna örnek verelim isterseniz. İsviçre'de yine Avusturya'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı federe devletlerde bu uygulama mevcut. Örneğin İsviçre Anayasası'na göre halk teşebbüsü 100 bin seçmen tarafından imzalanmalıdır. Temsilcilerin azli de arkadaşlar yine dördüncü araç yer doğrudan demokrasi ile ilgili halkın çalışmasından memnun kalmadığı temsilcilerini görevden almasına imkan veren bir usuldur. Bu güzel bir usulmüş bence. Keşke uygulanabilse. Bu usulde temsilcisinden memnun kalmayan seçmenler temsilcinin görevden alınması ve yerine yeni birisinin seçilmesini kendi aralarında imza toplamak suretiyle teklif ederler. İmza sayısı seçmenlerin belirli bir oranla veya belirli bir sayısına ulaşırsa temsilcinin görevden alınması ve yerine yeni birisinin seçilmesi için seçim yapılır. Temsilcilerin azli usulünün yine iki türü var. Bireysel ve kolektif olmak üzere. Bireysel azil usulü Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde uygulanıyor. Kolektif azil usulü ise İsviçre'nin bazı kantonlarında uygulanan bir yöntem arkadaşlar. Temsilcilerin azı ile ilgili recall ve e, e, abaren graht artık bu Almanca galiba e, burada e, veya İsviçre dilinde neyse burada recall geri çağırma adından anlaşılacağı üzere bireysel azıl usulü dediğimiz usul bu ABD'nin bazı hayatlarında e, uygulanıyor. Diğeri ise arkadaşlar bu da kolektif azil sözümüzden önce biraz önce bahsettim. Bu da İsviçre'nin bazı kantonlarında uygulanan bir yöntem. Evet konumuzu yani demokrasiyle ilgili konuyu bu şekilde bitirdik. Konumuzun sonunda yine bu demokrasi konusuyla ilgili bazı neler var? Test soruları var. Kendinizi denemek için ne kadar öğrendiğinizi öğrenmek için bu sorulara bakabilirsiniz arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Evet, ders planımız devam ediyor. Demokrasi bugün tam tamamladık. Haftaya ise seçimler konusuna inşallah başlayacağız. Burada da e, seçimler konusunda oy hakkı ve seçim sistemleri üzerinde durmuş olacağız. Evet, dersimizin sonunda yine her zaman her hafta tekrarladığım gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, şayet beğeniyorsanız derslerimizi e, beğen tuşuna basma, basarak katkıda bulunmayı unutmayın diyoruz. Bana derse ilgili veya genel olarak siyaset bilim kamu yönetimi alanı ile ilgili veya akademik e, e, konularla ilgili sorularınızı ekranda gördüğünüz e, iletişim adreslerinden ulaştırabilir, sorabilirsiniz rahatlıkla hiç çekinmeyin. Evet arkadaşlar bu şekilde e, bu haftaki dersimizin anayasa hukukuna giriş dersimizin dokuzuncu hafta dersinde bu şekilde tamamlamış e, oluyoruz. 10. hafta dersinde bir sonraki derste görüşmek üzere hepinize hoşça kal diyorum. Görüşürüz.